Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda videonun başlığındaki gibi ateş elementlerine, Koç, Aslan ve Yay burçları için bir kalp açılımı yapacağım. Kalp kelt açılımı daha doğrusu. Bakalım ateş elementlerinin kalp açılımında neler varmış? Bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle neler yaşanıyormuş? Yoksa ayrıldıysanız neden olmuş? Aklınızdaki kişi yine çıkacak tabii ki kalp açılımı olduğu için. Evet, kolektife açık bir bakım. Herkes kendi üzerine düşeni alsın, kabul etsin, düşmeyeni evrene göndersin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben diğer videodakiler gibi ya da diğer arkadaşlar gibi onları da aslında bir şey demek istemiyorum ama sadece abonelerimi etiketleyerek, abonelerime niyet ederek ben bu açılımı yapıyorum diyorlar bazıları. Ben de takip ettim. Takip etme değil ama denk gelen kişiler olmuştu. Bunu ben pek katılmıyorum. Onlar abone sayılarını arttırmak için yapıyorlar, evet. Tabii ki ben de isterim abone sayımın artmasını ama biz kolektif açık bir bakım yapıyoruz. Ben bu videoyu çekiyorum ve bu videoyu kim denk gelip izliyorsa mutlaka buradan alacağı bir enerji, bir elektrik, bir frekans ve buradaki açılımla ilgili kendine ait bir hissiyat vardır sevgili arkadaşlar. İster, yani tabii ki abone olun isterim. Bizim de bir hakkımız geçiyor tabii ki. Evrende ve sistemde alıp verme bir dengesi var. Bu alıp verme dengesini koruduğumuz sürece kendimize de zarar gelmez. Bugün siz bana abone olmazsınız. Yarın başka biri sizden başka bir şekilde çıkartır. Bu bir alıp verme dengesidir. Sevgili arkadaşlar. Hemen ben tekrar niyetimi ediyorum ve açılımıma başlıyorum. Niyet ettim ilahi kanalda. Bu videoyu dinleyen kolektifteki Koç, Aslan, Yay burçlarının ateş elementlerinin kalp açılımıyla ilgili aklındaki kişi, hayatındaki kişi, sevdiği kişi, kalbindeki kişiyle olan durumla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Ateş elementi Koç, Aslan, Yay. Koç, Aslan, Yay. Evet. Burada sonuç kartımız buraya koyuyorum. Şimdi Bismillah diyelim ve başlayalım. Önce sizden başlıyorum. Sizin şu anki durumunuz neymiş? Buna bakalım önce bir. Beklemedesiniz arkadaşlar. Beklemedesiniz. Yani gözünüz yollarda, telefonda, mesajda, işte sosyal medyada, yolda. Onun yolunu gözlüyorsunuz, onu gözetliyorsunuz. Ne zaman gelecek, nasıl gelecek? Sizi baskı altında tutan da karşı kişiden bir teklif bekliyorsunuz. Somut bir şeyle gelsin istiyorsunuz. Bundan dolayı da baskı altındasınız sevgili arkadaşlar. Gelsin bana güzel teklifle gelsin, benden özür dilesin. Pardon arkadaşlar, kapı çarptı. Benden özür dilesin. Bana işte bazılarınız için evlenme teklif etsin, bazılarınız için işte ilişkiyi belli bir seviyeye taşısın, beni sevdiğini söylesin, bana elle tutulur, gözle görülür, artık
somut şeylerle gelsin. Ben artık onun bahanelerini duymak istemiyorum. Ben artık gerçek ve kalıcı şeyler duymak istiyorum ve bilmek istiyorum diyorsunuz sevgili Koç, Aslan, Yay burçları. Karşı tarafa baktığımız zaman karşı taraf ise Şimdi şöyle arkadaşlar, karşı tarafın evli olma durumu var. Evli olabilir, evli değildir, ailesi vardır, ailesi de sizin aranızda kalmıştır, boşanmıştır, çocukları vardır bir şekilde. Ama bu kişinin aileyle ilgili bir durumu söz konusu. Gerek kendi ailesi, gerek evli, gerek boşandı, çocukları var ama hala işte çocukların annesi ya da babası, işte bu kalbinizdeki kişi kimse bu taraf, o kişiyle de görüşmeye devam ediyor. O kişiyle görüşmeye devam ettiği için de size alıp verme dengesini sağlayamamış. Sevgili arkadaşlar, sevgili ateş elementleri, size tabii ki daha az zaman ayırabilmiş, daha az görüşebilmişsiniz, daha az ilgilenmiş, belki maddi, hem maddi hem manevi size eşit davranamamış sanki bu ailesinden dolayı. Karşı taraf da bunun farkında, baskı altında hissediyor kendini. Ben eşit davranamadım, yani bir tarafa daha fazla ağırlık verdim ve sizi ihmal ettiğini, sizi değer vermiş, ilgi göstermiş, maddi manevi bir şeyler yapmış ama ikinci planda ya da üçüncü planda olarak görmüş sizi. Şimdi ondan size gelen, aslında sizi sevmiş, sizi gerçekten sevmiş, belki sizin peşinizden koştu, yalvardı, yakardı, ağladı, ölüyorum, bitiyorum senin için dedi. Belki uzun süre sizin peşinizden geldi, birlikte olmak istedi, sevgisini göstermeye çalıştı, her türlü bütün sevgisini, yani o size olan temiz sevgisini göstermeye çalıştı. Ama siz ona aslında hep şey durmuşsunuz, net durmuşsunuz, keskin durmuşsunuz. Sizin keskin konuşmalarınız var, net tavrınız var ya da kurallarınız var. Demişsinizdir ki, işte örnek veriyorum, evliyse evlisin olmaz bu ilişki demiş olabilirsin. Çocukların var olmaz demiş olabilirsiniz. Ailen var, ailen karşı geliyor olmaz demiş olabilirsin. Yani bir şekilde burada net bir duruş sergilemişsiniz ve tavrınız var, kurallarınız var, keskin davranışlarınız var sizin. Sözünüz neyse davranışlarınız da o arkadaşlar. O ise bu durumdan yani hep ikilem yaşamış arkadaşlar. Yani sizin bu net duruşunuzdan dolayı hep kararsız kalmış olabilir. Hep net işte kuralcısınız, netsiniz, yaklaştırmamışsınız, sınır koymuşsunuz, belli bir kural koymuşsunuz. Bundan dolayı hep bir ikilemde kalmışsınız. Yani kalmış karşı taraf. İkilem yaşamış ya da iki kişi arasında kalmış da olabilir hep sürekli. Ama siz ona yeni başlangıçmışsınız. Siz onun için yeni bir mutlulukmuşsunuz. Siz onun için yeni bir yaşam, yeni bir hayat yoluymuşsunuz aslında. Sizinle yeniden var olmak, yeniden başlamak istemiş. Siz onun için yani ilk insanların ilki olur ya, sen benim ilkimsin, işte seninle bu hayatı yaşayacağım. Seninle ilk defa bu duyguları tattım. Seninle ilk defa mutluyum. İşte bu yolda böyle, işte aşkı bilmiyordum, seninle öğrendim gibi gibi gibi. Böyle duygular hissettirmişsiniz karşı tarafa. Yani siz aslında diyorsunuz ki ben maddi manevi huzur istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Maddi manevi huzur istiyorum, rahatlık istiyorum, bolluk istiyorum, bereket istiyorum. Aile içinde yani ailemizle birlikte mutlu olmak istiyorum diyorsunuz. Yani bu kırgınlık, bu küskünlük, işte arada başka tarafların kalmasın. Eğer bir ailesi varsa o ailenin üzülmesini istemiyorsunuz. Herkes mutlu olsun istiyorsunuz.
Yani işte eşi vardır, çocukları vardır ya da hiçbiri yoksa da kendi ailesi vardır. Herkes mutlu olsun, herkes ortak noktada buluşsun derdindesiniz sevgili arkadaşlar. Onun ihtiyacı olan da arkadaşlar aslında fikir almak, insanlardan destek almak. Somut destek, maddi destek, manevi destek, insanların işte belki de ailesinin desteğine ihtiyacı var. Onların yardımına ihtiyacı var. Maddi, manevi birilerinin arkasında olduğunu bilmesini istiyor aslında. Birilerinin destek olmasını istiyor. Yani bu ilişki sanki bir toplulukta başlamış gibi. Bir yerde işte bir toplantıda, bir konferansta, bir okulda birbirinizi görmüş olabilirsiniz. Burada birbirinizi tanımış olabilirsiniz. Ya da birilerinin aracılığıyla tanışmış olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, böyle sanki arkadaş ortamı değil ama sanki toplantı, konferans, okul, işte bağlı bulunduğunuz partiler, yani şöyle siyasi partilere bağlısınızdır, orada görüşü yani orada tanışmış olabilirsiniz. Derneklere üyesinizdir, o derneklerde beraber iş yapmışsınızdır falan. Bu tarz bir sanki bir ortamda buluşmuş gibisiniz sevgili arkadaşlar. Ama sanki bundan dolayı da olmaz der gibisiniz. Yani bizim bulunduğumuz burada da olmaz diyor gibisiniz. Evet biz burada bağlı yani burayla işbirliği yapıyoruz ya da burayla bir sosyal aktivitemiz var. Buradaki kişilere karşı da bu iş olmaz. Bunları da sırtımızdan vururuz düşüncesi var sanki. Sanki insanların arkasından iş çeviriyormuşuz gibi olacak gibi geliyor olabilir size. Şimdi bu ilişkinin arkadaşlar yol alması gerekiyor. Tabii ki bu yolda nasıl alacaksınız? Korkmayacaksınız. Yani korkmamanız gerekiyor. Bu yolda korkuyorsunuz, temkinlisiniz, umudunuz yok. İlk önce umutlanmanız lazım. Eğer bu ilişkiyi istiyorsanız umut etmeniz lazım. Bu korku odaklı olmamanız lazım. Bir kendinizden çekinmemeniz lazım. Aynı zamanda evet ben bu yola giriyorum ve bu yolda başıma ne gelecekse de kabulüm demeniz lazım. Ama burada korkuyorsunuz. İşte başınıza ne geleceğini bilmediğiniz için temkinli davranıyorsunuz. Ondan dolayı da bu yola giremiyorsunuz. Aynı zamanda da bu yol için kalıcı adımlar atmanız gerekiyor sevgili ateş elementleri. Her iki taraf için de söylüyorum. Bu ilişkinin devam etmesi için sizin istikrarlı olmanız lazım, inançlı olmanız lazım, sağlam durmanız gerekiyor ve somut adımlarla gelecek için bir adım atmanız gerekiyor ve bu adımların da somut olması gerekiyor. Bu ilişkinin düzelebilmesi için, bu ilişkinin büyümesi için ilk başta küçük de olsa somut adımlarla başlanması gerekiyor. Aynı zamanda da artık organize edilmesi lazım, bu ilişkinin büyümesi lazım, bu ilişkinin gelişmesi lazım. Bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor, bunun için de emek vermek gerekiyor, bunun için de herkesi önünde yani herkesin önüne geçmek gerekiyor. Yani ben evet bu kişiyi istiyorum, bu ilişkiyi istiyorum deyip kendi inancınızda, kendi kurallarınızda, kendi kararlarınızda dik durmanız gerekiyor. Tabii ki sadece ateş elementi olanlar için değil, karşı taraf için de bunlar geçerli. Bunu yapmanız gerekiyor. Her ikiniz birlikte bunu yapacaksınız ki bu ilişki kurtulacak. Bu ilişkinin kurtulması için önce sizin güçlenmeniz gerekiyor, sonra ilişkiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Siz zaten korkuyorsunuz. Evet, sonuca bir bakıyorum hemen. Sonuç ne? Sonuç arkadaşlar hemen gösteriyorum. Burada sonuçta bir küskünlük var. Bir kırgınlık var. Yani
üzülüyorsunuz kadere, üzülüyorsunuz işte karşınızdaki insanlara üzülüyorsunuz. Etrafınızdaki üzülüyorsunuz, şansınıza, kısmetinize üzülüyorsunuz. Yani bir kendinizden vazgeçme, bir psikolojinin bozulması, bir depresyona girme gibi durumlar söz konusu olabilir sonuçta. Ama siz görmüyorsunuz, bazı şeyleri görmek istemiyorsunuz. Bir yere takılı kalmışsınız, kendi istediğiniz olmamış ve karşınızda olanları da görmek istemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben bu sonuç için bir kart daha seçeceğim. Ateş elementlerine. Bu şekilde bırakmak istemiyorum. Nasıl ilerleyecek bu durum? Evet. Arkadaşlar sonuçta buraya görebiliyorsunuzdur inşallah. Küskünlüğümüz var ya. Bu küskünlükte karşı taraf koşa koşa hızlı bir şekilde gelecek size. Sizin için gelecek. Sizin için mücadele etmeye gelecek. Sizi bu durumdan kurtarmak için gelecek. Geldiğinde de belki sizinle de olan anlaşmazlıklarda böyle hafif tartışmalı geçebilir, biraz sinirli geçebilir. Bu koşa koşa gelerek işte hızlı bir şekilde patlamaya hazır bomba gibi gelerek siz de belki biraz ürpertebilir ama karşınızdaki kişi koşa koşa geliyor sevgili arkadaşlar. Evet, burada da geleceğini söylüyor zaten. Şu an için planını yapıyor. Sizin için size gelmenin yollarını arıyor. Beklemede bazı koşulların oluşmasını bekliyor sevgili arkadaşlar. Ama hızlı bir şekilde koşarak kendinden emin ve sizi bu durumdan çıkartmak için gelmeyi düşünüyor sevgili arkadaşlar. Allah'ın izniyle de karşı taraf ayrıysanız gelecek ve bozulan dengeyi tamamlamak istiyor. Bu denge elbet tamamlanacak. Tabii ki biraz zamana ihtiyacınız var. Bunlar kolay olacak şeyler değil. Sevgili arkadaşlar, biraz zamana ihtiyaç var. Biraz beklemeniz gerekiyor. Ayrı olanlar için biraz beklemeniz gerekiyor tabii ki. Beraber olup aranız böyle limonu gibi olanlar da tabii ki biraz bekleyecek ama onlar hiç şey yani her şekilde bir birliktelik yaşıyorsunuz. Hiç birbirini göremeyen insanlar da var. Onun için söylemiştim. Bir şekilde bu bozulan dengeyi düzeltmek için uğraşılacak ve karşı taraf sizin gönlünüzü almaya koşa koşa gelecek. Biraz sinirli de olsa, biraz kırgın da olsa karşı taraf Allah'ın izniyle geliyor ve dengeyi düzeltmek için uğraşacak sevgili arkadaşlar. Evet. Sağlam bir şekilde gelecek. Allah'ın izniyle para kralı geldi. Artık sağlamlık istiyor. Kendi para kralı gibi olduğu zaman, kendi kendinden emin olduğu zaman, sağlam olduğu zaman, sizin için artık kararlarında net olduğu zaman, inançlarında, kararlarında, sevgisinde, maddi manevi tüm koşulların yerine oturduğunda bunu sizin için, bu ilişki için sağlam bir şekilde durup dengeye geleceğini ve sizin de bu küskünlük durumunuzdan çıkartacağını söylüyor kartlarımız bize sevgili ateş elementleri. Evet arkadaşlar, kalp açılımımız böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.